Merhaba arkadaşlar, ben Nuh Hocam. Yeni bir videoda, yeni bir konuda birlikteyiz. Evet, bugünkü videomuzun konusu üçgende açı kenar bağıntılar arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. İlk bilgimiz neymiş arkadaşlar, okuyoruz. Bir üçgende ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu küçük, ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu büyüktür. Ki öyle de olması gerekir arkadaşlar. Çünkü açı büyüdükçe ne yapacaktır? O açının karşısındaki kenar da büyüyecektir. O zaman dikkat ederseniz bir ABC üçgenimize verilmiş olsun. Kenarlarımız ABC ve açılarımız da bakın isterseniz 50 derece, 70 derece ve 60 derece olarak verilsin. Yani nedir? A açısı büyük, B açısı o da büyük, C açısıdır. Eğer açılar arasında bu ilişki varsa arkadaşlar, kenarlar arasında da aynı doğru orantı devam edecektir. A karşısının kenar, açısının karşısındaki kenar A kenara en büyük kenar olacaktır. Arkasından arkadaşlar B'nin karşısındaki kenar B en büyük, daha sonra da C kenar olacaktır. Bakın biz burada ne yapmışız? Çift gerektirme koymuşuz. Yani ok çift taraflı çalışıyor teorem. Açılar büyükse açılar arasındaki bağıntı A büyük B büyük C ise kenar arasında ABC olacaktır. Kenarlar arasında bu bağıntı varsa arkadaşlar açılar arasında da aynı bağıntı doğru orantı olarak devam edecektir. Evet, hemen bir notumuz var bakın arkadaşlar. Yazarımız bizi uyarmış. Bir dik üçgende hipotenüs en uzun kenardır. Geniş açılı üçgende ise geniş açının karşısındaki kenar en uzun kenardır bakın arkadaşlar. Evet, baskımızda bir hata olmuş. Daha doğrusu biraz silik çıkmış arkadaşlar. Bu videomuzu bu şekilde tamamlayacağız. Evet, hemen örneğimizle devam ediyoruz. İlk örneğimiz bakın ABC bir üçgen. Açılar verilmiş 80-60 derece olarak verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki verilene göre üçgenin kenarlar arasındaki sıralamayı yapınız diye sorulmuş. O zaman kenarlar arasındaki sıralamayı yapabilmem için arkadaşlar önce açıları tespit edelim. Evet, bu tip sorularda hemen verilmeyen açıyı da bulalım. 60-80 ne yaptı? 140. C açımız 40 derece olur arkadaşlar. Peki açılar arasında dikkat ederseniz MA açısı en büyüktür 80 derece. Arkasından MB açısı, arkasından da MC açısı büyüktür arkadaşlar. Bu durumda ne diyoruz? A kenara en büyük, arkasından B kenarı ve C kenarıdır. Çünkü en büyük açı 80 olduğuna göre 80 derecenin açısından kenar en uzun kenar olacaktır. Arkasından da 60, arkasından da 40 gelecektir arkadaşlar. Evet, ikinci örneğimizde devam ediyoruz. Bu defa da ABC bir üçgen verilmiş. Bakın kenarlar uzunlukları 4, 5, 7 olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre üçgenin açılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ne dedik arkadaşlar? Kenarlar arasındaki sıralama neyse açılar arasında da aynı olacaktır. Bu durumda arkadaşlar bakın 7 büyük, 5 büyük, 4 olduğuna göre arkadaşlar 7'nin gören açımız kimdir bakın arkadaşlar? B açısıdır. O zaman diyoruz ki MB açısı en büyüktür. 5'i gören açımız bakın A açısıdır. MA açısı. O da arkadaşlar nedir? MC açısıdır. Kendimizi germiyoruz, sıkmıyoruz. Gayet kolay, pratik bir bilgi. Yani bunun için arkadaşlar büyük bir matematikçi olmaya gerek yok. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur diyoruz. Bir üçüncü örneğimizle devam edelim. Bu defa iki üçgen verilmiş. Tabanları birleştirilmiş arkadaşlar. Bakın yine açılarımız var. ABCD bir dörtgendir. 39-81 derece, 28-56 derece olarak açılar verilmiş. Yukarıdaki verilere göre en uzun kenarı bulunuz arkadaşlar. Bunun için mutlaka ilk yapmamız gereken şey verilmeyen açıları tespit etmek. 39-81 daha 120. Bakın şu açımız 60 derecedir arkadaşlar. Ne yaptı? 28-56 daha 70-84. Bu arkadaşımız da 96 derecedir. Sakın ola 96'yı görür görmez hemen en uzun kenar AC demeyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunu bir iki yolla göstermek istiyorum. Birinci yöntemimiz şu arkadaşlar. Şu arkadaşın kenarlarını kendi arasında sıralayabilirsiniz bakın. Ne diyebiliriz? Aslında en uzuna bakın. Ok yöntemini kullanalım. Bakın en uzun kenar kimdir arkadaşlar? Şu üçgende bakın 96'nın karşısındaki kenar AC kenarıdır. O zaman kendimize şunu soruyoruz. Eğer ABC üçgeninde de en uzun kenar burası çıkarsa en uzun kenarımız AC olacak. Ama dikkat ederseniz ABC üçgeninde bakın AC'yi 39 görmesine rağmen AB kenarını kim görmektedir? 81 derece görmektedir arkadaşlar. Bakın bizim okumuz nereye doğru yöneldi? AB kenarına doğru yöneldi. O zaman en uzun kenar kimdir diyoruz? AB kenarıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, biz bunu ok yöntemi diyoruz ve gayet de kullanışlı bir yöntem arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakıyoruz, hemen altta verilmiş. Bu defa 3 tane üçgenimiz var. Verilen açılar, verilmeyen açılar var. Yapmamız gereken hemen verilmeyen açıları tespit etmek edebiliyorsak. Bakın 70 derece, 58 derece, 60 derece, 50 derece. 60, 50, 110 şu arkadaşımız 70 derece olur arkadaşlar. 70, 58, 60 desek 130.
Burası bakın 52 derece olmuş olur. Peki şuradan bir şey bulabilir miyiz hocam? Bulamayız dikkat ederseniz. Bu üçgende sadece bir açı verilmiş 110 derece. Sanki yazar da bizi tuzağa çekiyor yani. En büyük, en uzun kenar EB'dir diye. Ancak biz o tuzağa düşmüyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre en uzun kenar nedir? Yine ok yöntemini kullanalım. Bakın en uzun kenar şuradan başlıyorum. Bu üçgende kimdir? EB kenarıdır arkadaşlar. Ancak EDB üçgenine geldiğimde bakın. Dikkat ederseniz EB kenarını 60 derece görürken DB kenarını 70 derece görüyor. Okumuz bakın şuraya yöneldi arkadaşlar. BD kenarına. Şimdi gelelim BDC üçgenine arkadaşlar. Bakın en uzun kenarı ya da BD kenarını 58 derece görürken arkadaşlar ondan daha büyük bir açımız var. O da kimi görüyor? BC'yi görüyor. O zaman en son geldiğimiz nokta bakın BC'dir. Okun geldiği nokta. O zaman diyoruz yine bu şekilde, bu dörtgende, bu çokgende en uzun kenar BC kenarı olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet, ikinci bilgimiz, bakın birinci bilgimiz neydi? Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Şimdi ise arkadaşlar üçgenin kenarları arasındaki ilişkiyi vereceğiz. Diyoruz ki üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun farkından büyük, toplamlarından küçük olmalıdır. Şimdi arkadaşlar kendinize şunu sormanızı istiyorum. Yani biz ABC üçgenin kenarlarını değerler verirken mesela şöyle bir düşünün kısa birkaç saniye. Şurası 5 olduğunda burası 7 verirsem acaba şuraya neler verebilirim? Yani biz buraya kafamıza göre istediğimiz değeri yazabilir miyiz? Hocam ben 1 yazarım, 2 yazarım, işte 50 yazarım, 100 yazarım. Acaba bunu demeye hakkımız var mı? Hayır arkadaşlar. İşte sizin AC'ye vereceğiniz değer şuradaki formülde, kuralda geçerlidir, gizlidir. Ne diyoruz? AC kenarı, yani vereceğiniz değer mutlaka bu ikisinin toplamından küçük olmalı. Mutlaka farklarından daha büyük olmalı. Aslında bize söylenen bu. Yani siz AC'ye 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 değerini verebilirsiniz. Bunun dışında başka bir değer verme şansınız yoktur. İşte onu söylüyor arkadaşlar. Bütün üçgenlerde kenarlar adlandırılırken ya da değerlendirilirken, değerler verilirken hangi mantığa ve hangi kurala göre veriyoruz? Bu kurala göre. Nedir kuralımız? Bir üçgende bir kenarın uzunluğu, bakın A kenarın uzunluğu, diğer iki kenar uzunlukları toplamından B artı C'den küçük, B eksi C'den büyük olacaktır. Hakeza B için de aynı şey geçerlidir. B kenarı bakın A artı C'den küçük, A eksi C'den büyük olacaktır. C kenarı da için aynı şey geçerlidir. C kenarı da A artı B'den küçük, A eksi B'den büyüktür. Yani Türkçesi, kısacası şu arkadaşlar. İki kenarın toplamından diğer kenar hiçbir zaman büyük olamaz. Farklarından da küçük olamaz diyoruz. Evet, şimdi bununla ilgili örneklere geçmeden önce bir alt özelliği var. Bakın 2A demiş yazarımız. Onu işleyelim, sizinle anlatalım. Şimdi yukarıdaki bilgide dikkat ederseniz arkadaşlar açılarla ilgili hiçbir bilgi yok. Eğer açılarla ilgili hiçbir bilgi yoksa bu verdiğimiz bilgiler geçerlidir. Ancak herhangi bir açısı için üçgenin 90 dereceden büyüktür, 90 dereceden küçüktür gibi dar açıdır, geniş açıdır ifadesi kullanılmışsa yukarıdaki özellik tam tamına geçerli olmayacak arkadaşlar. Ne yapacağız hocam o zaman? Şimdi şunu sormak istiyorum. Pisagor teoremini her arkadaşımız biliyor bakın. Bir Pisagor teoreminde bakın şuraya ABC diyelim. Dikkat ederseniz şurası A, şurası C, şurası B'ydi. B açısı, MA açısı 90 derece olduğunda arkadaşlar ne diyorduk? B kare artı C kare kimle büyük, kim eşittir? A kareye eşittir. Şimdi arkadaşlar siz tutar da bakın bu A açısını, 90 derecelik açıyı B ve C sabit kalmak kaydıyla büyütürseniz, bakın biraz daha açıyorum, bakın dikkat ederseniz geniş açı yaptım. O zaman bakın bizim A kenarımız ne yapacaktır? Büyüyecektir, uzayacaktır. O zaman da ne diyeceğiz arkadaşlar? B kare artı C kare kimle küçüktür? A kareden küçüktür. Ya da biz bu arkadaşı biraz daha küçültürsek arkadaşlar, yani açıyı 90 dereceden daha küçük hale getirirsek, tekrar ediyorum, B ve C'ye sabit kalacak bakın şu şekilde arkadaşlar. Şu açı dar açı oldu. C noktası buraya geldi. A burası. O zaman da B kare artı C kare kimden büyüktür? A kareden büyüktür. İşte arkadaşlar bu bilgi ışığında eğer bize üçgenin açıları ile ilgili işte A açısı 90 dereceden bakın büyük ifadesi denilmişse, o zaman diyoruz ki A kenarı tamam kardeşim B artı C'den, bakın B artı C'den küçük olacak. Ancak kimden büyük olacak? Farklarından değil, kök B kare artı C kareden büyük olacak. Burada söylenen şey, bilgi bu arkadaşlar. Yani B artı C aynen korunmaktadır.
Ancak sol tarafında arkadaşlar çökme kararı cekere nereden gelmektedir bakın. Şurada yukarıda verdiğim bilgiden gelmektedir. Peki bize 90 dereceden küçük denirse arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bakın 90 dereceden küçük dendiğinde de o zaman şunu yazacağız. A küçüktür çökme kararı cekereden bakın. Büyüktür mutlak B eksi C'den arkadaşlar. Bakın o zaman da dikkat ederseniz sol taraf korunmakta, sağ tarafa kök B kare artı C kare gelmektedir. Aslında birçok soruda bu formülü de belki kullanmayacağız. Daha pratik bilgilerle sizinle karşınıza geleceğiz. Ama bunu kullanacağımız mutlaka kurallarımızda olacak, sorularımızda olacak arkadaşlar. Hemen örneğimizle devam edelim. ABC bir üçgen 6 birim 9 birim olarak verilmiş. Yukarıda verilene göre AC X'in kaç farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar? Bakın açılarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. O zaman gönül rahatlığıyla şunu diyoruz. X küçüktür 9 artı 6'dan, büyüktür 9 eksi 6'dan, 3 küçüktür, X küçüktür 15'tir diyoruz arkadaşlar. O zaman X'in kaç farklı tam sayı değeri varsa yazalım. 4'ten başlıyoruz. 5 ve nereye kadar? 11'e kadar değer alıyor. 11 eksi 4, 7 artı 1'den tam 8 farklı tam sayı değeri alır diyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci örneğimiz ABC bir üçgen. AB 6 birim, AC 8 birim, BC'de 2x eksi 1 birim. Yukarıdaki şekilde bakın burada bir bilgi verilmiş. C açısı A açısından küçük ise diyor arkadaşlar. Eğer C açısı A açısından küçük ise arkadaşlar bir de şu olacak. 2x eksi 2 bakın kimden büyük olacak? 6'dan büyük olacak. Bunu unutmayalım. Biraz sonra kullanacağım. Şimdi başlangıçta bu yokmuş gibi düşünelim. Yani açıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş olsun. Bu durumda ben ne diyecektim? 2x eksi 2 küçüktür. 8 artı 6'dan büyüktür 8 eksi 6'dan olacaktı arkadaşlar. Yalnız aşağıda bakın şu bilgi verildiği için yani 2x eksi 2 kimden büyük olmak zorunda 6'dan. O zaman bakın şurayı çiziyorum arkadaşlar. Şu eşitsizliği buraya monte ediyorum. O zaman diyorum ki 2x eksi 2 küçük 14 büyük 6 olacak. Eşitsizlik çözer gibi normal artı 2 eklediğimde 8 küçük 2x olacak. Küçük 16. Her tarafı 2'ye bölersem 4 küçük x küçük 8 olarak bulunacak. Bize x'in değer aralığı nedir diye sorulmuş. 5, 6 ve 7 olarak bulunmuş olur. Mutlaka sorularda varsa öncüler, varsa şartlar onu dikkate alıyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde devam ediyoruz. ABC'de bir dörtgen. Bakın 6 birim, 10 birim, 5 birim olarak verilmiş. X yukarıda verilmiş. X'in değer aralığı nedir demiş arkadaşlar. Üçgenlerle ilgili, açılarla ilgili bir bilgi yok. O zaman hem üçgenin için bakın AC kenarı hem ABC üçgenini sağlamalı hem de ACD üçgenini sağlamalı. O zaman şuradan X'in aralığını yazarsam bakın 16'dan küçük kimden büyük olacak arkadaşlar? 4'ten büyük. Şurada üçgen için X'in aralığını yazarsam 12'den küçük 2'den büyük. İşte arkadaşlar bu iki eşitsizliğin kesiştiği kısmı alıyorum. Yani X 16'dan küçük 4'ten büyük. X 12'den küçük 2'den büyük. Diyorum ki siz nerede kesiştiniz kardeşim? 12'den küçük 4'ten büyük arkadaşlar. O zaman X'in aralığı bakın. Bu taraftan küçük olan diğer taraftan da büyük olan. Ya da sayı doğrusu çizer. Doğru üzerinde eğer kafanız karışıyorsa bu kesişim kümesini bulmuş olursunuz. O zaman X'in değer aralığı nedir diye sorulduğunda 4 ile 12 aralığıdır diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza büyük bir hızla devam ediyoruz çözümüne. ABC bir üçgen. BC 10 birim, 2x eksi 2 birim, 3x birim. Diyor ki A eleman R için, bakın x pardon, x eleman R için yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninin en büyük değeri nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben önce şunu bulmak zorundayım. Bakın 10 ne olmak zorunda arkadaşlar? X'in toplamından küçük, 5x eksi 2'den küçük. Farklarından büyük olacak. 3x'ten bunu çıkartırsam arkadaşlar x artı 2'den de büyük olacak. Şu arkadaşları çözdüğümde bakın x 8'den küçük olacak. Şurayı çözersem de x büyük 12 bölü 5 olacak arkadaşlar. Yani x değeri 8'den küçük. Kimden büyük? 12 bölü 5'ten büyük olacak. Şimdi işte bu bilgiyi bulduktan sonra A şıkkına geliyorum. X eleman R için yukarıda verilene göre çevre ABC. Çevre ABC'ye bakıyorum arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Çevre ABC toplayalım. 5x yaptı. Bakın 5x. Üzerine eksi 2 10 daha artı 8 yapar. Yani benim buradan bakın 5x artı 8'i bulmam gerekiyor. Değer vermiyorum. Niye? Nerede seçilmiş? Reel sayılarda seçilmiş. Bakın 5 ile çarpalım. O da şu olur mu? 12 küçük 5x küçük 40 olur. Üzerine bir de 8 eklersek arkadaşlar 8 eklediğimde de 20 küçük 5x artı 8 küçük 48 olur. İşte arkadaşlar en büyük değeri nedir diye sorulduğunda cevap
47 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bu A şıkkı. B şıkkında bize ne söylüyor bakın arkadaşlar. X tam sayı olsun diyor. Yukarıda verilene göre ABC üçgenin en büyük değeri nedir diye sorulmuş. İşte tam sayı dediğinde de böyle genişletmenize gerek yok. X neydi? 8 ile 7 arasındaydı. 12 bölü 5 arasında. O zaman diyorum ki X'e en büyük değer 7 vereyim. Çevremiz kimdi? 5X artı 8'di. 5 çarpı 7 artı 8. 35, 43 olarak bulunur. Bu da arkadaşlar X tam sayı dediğinde aman buraya çok dikkat edin. Tam sayı mı diyor? Reel sayı mı diyor ki eşitsizlik konusunda bunun üzerinde yeteri kadar durduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bir diğer örneğimiz bakın ABC bir üçgen, AC 8 birim, AB 5 birim, BC X birim demişiz. Yukarıdaki verilere göre A açısı 90 dereceden büyük olduğuna göre X'in alabileceği tam sayı değerleri nedir diye sorulmuş. Önce formülü kullanacağım, bir de daha pratik bir kural kullanacağım arkadaşlar. Birinci yolumuz şuydu. Eğer açı 90'dan büyükse ne diyorduk? X küçüktür 8 artı 5'ten. Büyüktür 64 artı 25'in karekökünden arkadaşlar. Dikkat ederseniz burası 80-89 yapar. 89 çök dışına yaklaşık kaç olarak çıkar arkadaşlar? 89 9 nokta küsür diye çıkar bakın arkadaşlar. 9 nokta diyelim 3 diye çıktı. X küçük, bu da kaçtır? 13'tür. O zaman bize olduğuna göre X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir? 10 alır, 11 alır ve bir de 12 alır arkadaşlar. Topladığımda da 21, 33 olarak bulunmuş olur. Bakın birinci çözümümüz bu. Peki hocam ikinci çözüm nedir? Hiç buraya girmeden şöyle diyebiliriz. Bu arkadaşımız 90 derece olsun. Bakın ikinci çözüm arkadaşlar. Yani siz bunu bir dik üçgen olarak algıladığınızda X o zaman ne olacaktır? Kök içerisinde bakın 64 artı 25 olacaktır. Aslında şu kısım bakın arkadaşlar. Peki 64, 25 daha 89. Bu dışarıya 9 nokta diyelim 3 diye çıktı. Küsuratın bir önemi yok arkadaşlar. O zaman diyorsunuz yine burası 90 olduğunda kardeşim sen 9.3 oluyorsan sen 90'dan büyüksen o zaman BC değeri de ne olacak arkadaşlar? 9.3'ten büyük olacak. Kimden küçük olacak? Toplamlarından 13'ten küçük olacak. Bakın yine aynı eşitsizliği bulmuş olduk. Yine oradan da 10, 11, 12 değerlerini verip olayı kapatacaksınız arkadaşlar. Bu yeşille çözdüğüm teknik aslında çok daha fazla kullanılıyor. Dikkat edin. Evet, devam ediyoruz. ABC bir üçgen. 6, 8, X yukarıda verilene göre C açısı 90'dan küçük olduğuna göre hemen pratik kuralımız kardeşim sen 90 ol. 6, 8 o zaman ne olursun? 10 olursun. Sen 90'dan küçüksen AB kenarı da bakın arkadaşlar 10'dan küçük olacak. Kimden büyük olacaksın? 2'den büyük olacaksın. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir? 3'ten başlıyor. 4, 5... 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alıyor arkadaşlar. 17, 24, 30, 35, 39 ve 42 olarak işlemin sonucu bulunmuş olur. Evet, hemen geri kalan bilgilerimizi veriyoruz. Bakın 3. özelliğimiz. ABC üçgenin içerisinde bir P noktası seçtiğimiz arkadaşlar. Bakın P noktası ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta ise PB artı PC, bakın şu uzunluklar toplamı PB artı PC kimden küçüktür? Üçgenin kenar uzunluklarından PA artı AB artı AC'den mutlaka küçük olmalıdır. Biraz sonra sorularda göreceksiniz arkadaşlar. Ki öyle de olması gerekiyor. Bakın siz bunu yukarıya doğru almaya kalkarsanız bakın nereye doğru yaklaşıyor dikkat ederseniz. P'yi siz A'ya doğru yaklaştırdığınızda o da AB artı AC toplamına yaklaşıyor demektir. Ama o içeride olacağı için de mutlaka AB artı AC toplamından küçük olacaktır. 3B'ci özellik olarak arkadaşlar bakın üçgenin içerisinde bir nokta aldık. P noktası. Bu noktadan üçgenin köşelerine uzunluklar çizdik. X, Y, Z. İşte arkadaşlar burada iki bilgimiz var. Bu X artı Y artı Z toplamı ile ilgili önce 2U kavramımız var. Geometride 2U nedir? Çevredir. Yani A artı B artı C çevre. U ise yarı çevre arkadaşlar. A artı B artı C bölü 2'dir. İşte X artı Y artı Z toplamı 2U'dan küçük, U'dan büyük olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Üçgen içerisinde herhangi bir nokta alıp kenarları birleştirdiğimizde bunların uzunlukları toplamı X, Y, Z'nin toplamı arkadaşlar 2U'dan yani üçgenin çevresinden küçük, yarı çevresinden büyüktür. Ancak bakın altta bir uyarı, bir bilgi daha var. X artı Y artı Z toplamı en uzun iki kenar toplamından küçük. Bakın buna dikkat. U'dan büyük olmalıdır. Hocam ben nereden anlayacağım hangisini kullanacağımı? Eğer ABC'ler verilmişse ikinciyi kullanacağız arkadaşlar. Yok X, Y, Z verilip ABC'lerin toplamı isteniyorsa o zaman da birinci özelliğimizi, bilgimizi kullanacağız. Bir de arkadaşlar son bilgimiz. Bir üçgende herhangi bir kenara ait
Aynı anda yükseklik, açıortay ve kenarortay çizdiğinizde bakın. HA, NA, VA'yı çizdiğinizde bunlar içerisinde en kısası yüksekliktir. Ondan sonra açıortaydır, ondan sonra kenarortaydır. E hocam bunlar eşit olamaz mı? Olabilir elbette arkadaşlar. Eğer üçgen özel bir üçgense, mesela bir ikizkenar üçgen ise bunlar biliyorsunuz birbirine eşit oluyordu. Eşkenar üçgen de eşit oluyordu. Ama bizim burada bahsettiğimiz kimdir? Çeşit kenar bir üçgendir arkadaşlar. Aynı kenara ait yardımcı elemanlar arasında en uzunu kenar ortaydır, arkasından açı ortaydır. En kısası yüksekliktir. Sebep yükseklik zaten çizilen dikmedir arkadaşlar. Evet, bir üçgende kısa kenara çizilen yardımcı elemanlar, yükseklik, açı ortay, kenar ortay, uzun kenara çizilen yardımcı elemanlar da daha uzundur diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimizde ABC bir üçgen. Bakın ABC üçgen verilmiş. P üçgen içerisinde herhangi bir nokta olarak verilmiş. 5, 7, 9 yukarıdaki verilere göre çevre ABP. Bakın şu üçgenin ABP'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. E zaten arkadaşlar şunu biliyoruz biz. BB artı, yani şuraya XY demiş olsak bakın arkadaşlar, biraz X artı Y kimden küçük olmak zorunda? 5 artı 7'den, yani 12'den küçük olmak zorunda. O zaman ben ne alayım X artı Y'yi? 11 alayım. Madem en uzunu soruyor. Bir de üzerine 9 eklediğinde çevre bakın 20 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ABC bir üçgen XYZ, çevre ABC 28. Neydi bu? 2U bakın arkadaşlar. P noktasının ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre X artı Y artı Z toplamda alabileceği en küçük değer nedir? E ne demiştik arkadaşlar? X artı Y artı Z 2U'dan küçük, U'dan büyük olmalıdır. E U'yu bize ne verilmiş? 28. O zaman X artı Y artı Z değeri o 28'den küçük, 14'ten büyük olacak. O zaman alabileceği en küçük değer ne olmak zorunda? Tam sayı değeri 15 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz ABC çeşit kenar bir üçgendir. AHBC'ye diktir. BD DC'ye eşittir. Bakın BD DC'ye, bu da kenar ortayımızmış arkadaşlar. BD DC'ye eşittir. Tamam, orası da diktir. 6 ve 10 yukarıdaki verilene göre ENA'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruldu arkadaşlar. NA dediğimiz açıortay. Açıortay neydi arkadaşlar? Bakın NA değeri, özür diliyorum, NA değerimiz 10'dan küçük, kimden büyük olacaktır? 6'dan büyük olacaktır. Yani NA'mız neydi? Kenarortaydan küçük, yükseklikten büyük olacaktı. O zaman NA'nın değeri 7 var, 8 var ve 9 olarak karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Evet, bir diğer örneğimiz ABC üçgen. Dikkat ederseniz 6, 10 ve BD, DC eşittir. Yukarıda verilene göre AD, X kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Bu tip sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bakın buradan hemen bir tane, madem bu BD orta nokta, buradan bir tane arkadaşlar kime paralel çiziyorum bakın. AB'ye paralel çiziyorum. Bu D orta nokta ise ve paralellik varsa bakın, şu arkadaşımız da burayı 2'ye bölecek 5, 5 diye. Burası orta taban olduğu için üçgende 3 eşit olacak. Bakın buradan bir üçgenimiz oluştu. 3, 5 ve x. O zaman diyoruz x küçük, 8 büyük nedir? 2'dir. X kaç farklı tam sayı değeri alır? 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlerini, 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı değeri alır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçgende açı kenar ilişkileri bu örnekle tamamlanmış oldu. Bu kadar soru yeter mi hocam? Her zaman söylüyorum, asla yetmez. Pelikan yayınlarından çıkan ALES ve DGS kitabımı temin edip oradaki sizin için bıraktığım soruları da mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Videolarımızı günü gününe, sıcağı sıcağına biriktirmeden takip ediyoruz. Mart ayına, yani daha doğrusu 2021 Mart'ına tüm hızımızla dolu bir şekilde arkadaşlar yaklaşıyoruz. İnşallah 2021 yılı bizim yılımız, bizim sınav yılımız, mutlu olduğumuz, başarılı olduğumuz bir yıl olacak. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyorum.